Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sultandım, fatih oldum 19. bölümle karşınızdayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başlıyoruz. Zaferden ne kadar emin olsan da Macar elçilerinin getirdiği haber beni de tedirgin etmişti. Yes! Seni bir çıkış yolu bulmam lazımdı. Aklıma hocam Akşemseddin geldi. Ona şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacım vardı. Yakın sohbet arkadaşlarımdan Ahmet Paşa'yı gönderdim hocama. Kaleyi fethetmek ve zaferi kazanmak ihtimali var mıdır diye sordurdum. Cenab-ı Hak mutlak yardımcımızdır. Gayretle ve titizlikle kuşatmaya devam etsinler inşallah. En kısa zamanda arzularına kavuşacaklardır cevabını aldım. Bu cevap Ahmet Paşa'yı bile tatmin etmemişti. Kaldı ki beni tatmin etsin. Paşa'nın ısrarı üzerine muhterem hocam uzunca bir düşünceye dalmış, nihayet Ahmet Paşa'ya son hücumun ne zaman, nereden, nasıl yapılması gerektiğini anlatmış. Bu son hücumun ardından sur içinin ağlarım. Sizi cesaretinizi arttırmak için toplamadım. Toplamadım sizi cesaretinizi arttırmak için. Toplamadım. Bunu her zaman, hatta lüzumundan fazla gösterdiniz. Zaten benim asıl gayem zaferimizin sonunda sizleri ebedi bir şan ve şerefin beklediğini müjdelemektir. Bugün size zenginlik, güzellik ve şerefin doruğuna ulaşmış bir şehri, adeta dünyanın merkezi olmuş İstanbul'u bahşediyorum. Şimdi kutlu bir sefer için birbirinizi teşvik ediniz. Unutmayınız ki parlak bir zafer için
3 şart vardır. İyi niyet, bozgunculuktan kaçınma ve amirlere itaat. Bunlar yapıldığı takdirde başarılamayacak iş yoktur. Aşkla ve şevkle muharebeye koşunuz. Sahip olduğunuz gücü dünyaya bir kere daha gösteriniz. Bana gelince sizin başınızda çarpışacağıma yemin ederim. Diğer yandan herkesin nasıl savaştığını bizzat takip edeceğim. Artık hepiniz mevzilerinize dönünüz. Askerinizle birlikte yiyiniz. İçiniz, istirahat ediniz. Her tarafta mutlak bir sessizlik olmasını sağlayınız. Sonra fecirle birlikte kalkınız. Askerinizi tam bir disiplin içinde düşmana son darbeyi vurmaya hazırlayınız. Savaş borusu çalar çalmaz sancaklar dalgalanır. Dalgalanmaz. İleri atılınız. Allah gazanızı mübarek ede. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece. Gecenin 3'te 2'sini geride bıraktık. Kalktım. Huşu içinde bir güzel abdest aldım. 2 rakat nafile namaz kıldım. Böyle bir namazdı ki dünya ile irtibatım tamamen kesilmişti. Kendimi ruhlar aleminde hissettim. Gözyaşları içinde. Rabbimiz bize sabır ver. Ayaklarımızı sabit kıl. Dayanma. Gücümüzü arttır. Bizi bağışla. Bizi esirge. İnkarcılara karşı bize yardım et diye dua ettim. Dua bizden, kabul edip etmemek Allah'tan. İnşallah kabul olur duamız. 29 Mayıs Salı sabahı şafakla beraber hücuma geçtik. Asker büyük bir inançla çarpışıyordu. Ortalıkta tam bir can pazarı yaşanıyordu. Zırhlı kuleler surlara yaklaştırıldı. Gemiler büyük bir iştahla yelken açtı. Toplar ateşlendi. Surlar dövüldükçe gedikler açılmaya başladı. Bu gediklerden İstanbul'un muhteşem kokusu geliyordu. Sesleri gökyüzünü kaplamıştı. Birden Ulubatlı Hasan'ı gördüm. Yiğidim aslanım benim. Dünya durdukça anılacak bir işi başarmak üzereydi. Ha gayret dedim. Az kaldı. Sultandım, Fatih oldum. 19. bölümün sonuna denk geliyoruz.
Yes! Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Buradan yazara da sevgilerle ve saygılarla teşekkürlerimi sunuyorum.